Merhaba değerli Ulusal Kanal izleyicileri, ben Ahmet Şairoğlu, kardeş Azerbaycan'dan selamlar. Bugün Azerbaycan'ın kuzey bölgesinde yer alan Qax ilçesindeyim ve bu durduğum yer Şehitler Hiyabanı. Burada 1. Qarabağ Savaşı ile birlikte 44 gün süren 2. Qarabağ Savaşı'nda şehit olan kahramanlarımızın mezarları bulunmaktadır. Sağımda Qarabağ Savaşı'nda kaybolan ve akıbeti henüz bilinmeyen vatandaşlarımızın isimleri yazılmış bir duvar var. 1. Qarabağ Savaşı'nda 4000 Azerbaycanlı kayıp sayılıyor. Öldürüldüklerine, işkence gördüklerine ve soykırıma maruz kaldıklarına dair bilgiler var. Azerbaycan devleti bu 4000 vatandaşın akıbetiyle ilgili olarak 30 yıldır uluslararası kuruluşlara ve Ermenistan'a çağrıda bulundu. Ancak bir sonuç alınamadı. 2. Qarabağ Savaşı'ndan sonra kazandığımız büyük zaferin ardından kurtarılan bölgelerde yapılan arama ve kazı çalışmalarında çok sayıda toplu mezar ortaya çıkarıldı. Ermeniler tarafından soykırıma uğrayan Azerbaycanlıların kemik kalıntıları bulundu. Bu bir savaş suçudur ve bunun hesabını Ermenistan mutlaka verecektir. Azerbaycan devleti bu konuyu sürekli gündemde tutuyor ve Azerbaycan halkına karşı soykırım suçları işleyen kişiler unutulmuyor, uluslararası düzeyde aranıyorlar. Bir haftadır ki Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki diplomatik savaş kapsamında bir konu gündemde. Laçın koridorunda tutuklanmış Ermeni terörist Vagif Khachaturyan bugün hem Ermenistan'da hem de Azerbaycan'da en çok konuşulan bir isim. 29 Temmuz'da Vagif Khachaturyan Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin arabuluculuğuyla tedavi görme bahanesiyle Ermenistan Cumhuriyeti'ne gitmek isterken Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırındaki Laçın sınır kapısında Azerbaycan Devlet Sınır Servisi askeri personeli tarafından gözaltına alındı. Peki Vagif Khachaturyan kimdir? Neden Azerbaycan devleti onu yıllardır arıyordu da bu kez Laçın koridorunda yakalayabildi? Hatırlarsanız geçen yıl Ulusal Kanal'dan Meşeli soykırımından bahsetmiştik ve Azerbaycan'ın askeri başsavcılığının yürüttüğü soruşturma tedbirleri sonucunda bu soykırım suçunu işleyenler Ermeni teröristler hakkında konuşmuştuk. Tarihe kısaca bir göz atalım. Hocalı ilinin Meşeli köyünde 32 yıl önce neler yaşandı? 22 Aralık 1991'de bir grup silahlı Ermeni Hocalı ilçesine bağlı Meşeli köyüne saldırmış. Orada yaşayan Azerbaycanlılara karşı katliam yapmış, köy sakinlerini öldürmüş, evlerini yakmış ve herkesi köyden kovmuşlar. Laçın koridorunda gözaltına alınan Ermeni terörist Vagif Çerkezovits Khachaturyan 32 yıl bundan önce Ermeni uyruklu diğer silahlı kişilerle birlikte Meşeli köyünde yaşayan Azerbaycanlılara soykırım yapmak için köye silahlı baskın düzenlemiş ve 25 Azerbaycanlıyı öldürmüş, 14 kişiyi yaralamış, 358 Azerbaycanlıyı ise evlerinden kovmuştur. Ayrıca Vagif Çerkezovits Khachaturyan suç ortaklarıyla birlikte cinayetlerine devam ederek Azerbaycan devletine ve o köylülere ait malları tahrip ederek toplam 6 milyon manat maddi zarara yol açmıştır. Ceza davasıyla ilgili yeterli makul şüphenin ortaya çıkması nedeniyle Vagif Çerkezovits Khachaturyan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun 103 soykırım ve 107 tehcir veya zorunlu tehcir maddeleri uyarınca sanık olarak dahil edilmesine karar verilmiştir. Ancak nerede olduğunun bilinmemesi nedeniyle 12 Kasım 2013 tarihinde hakkında uluslararası arama duyurusu yapılmış ve mahkeme kararıyla önleyici tutuklama kararı seçilmiştir. Ve 32 yıl sonra ilahi adalet zafer çalmış ve Ermeni terörist Vagif Khachaturyan 29 Temmuz tarihinde Laçın koridorundan geçerken Azerbaycan sınır muhafızları tarafından tutuklanmıştır. Laçın koridorundan geçmeye çalışan bir Ermeni teröristin tutuklanması yeni bir gerçeği ortaya çıkardı. Savaşın bitmesine rağmen Azerbaycan 30 yıl öncenin suçlarını, soykırım ve katliamları işleyenleri unutmuyor. Onların aranması hala devam ediyor ve tüm suçlular mahkemede hesap verecek. Ermeni toplumuna şimdiden bir mesaj gönderildi. Bugün Ermenistan'da herkes iyi biliyor ki Azerbaycan devleti sonuna kadar mücadele edecek ve Azerbaycan halkına karşı soykırımlar yapmış Serj Sarkisyanlar, Robert Koçaryanlar, Zori Balayanlar adalet önünde hesap verecektir. Bugün Karabağ'da kalan ve canlarını kurtarmak için kaçmaya çalışan o Ermeni teröristler de endişeli. Çünkü er ya da geç tutuklanacaklarını zaten biliyorlar. Ne Kızıl Haç Komitesi, ne Rus Barış Güçleri, ne de başka biri onları kurtaramayacak.
Bu süreç Ulu Önder Haydar Aliyev döneminde başladı aslında. Uzun yıllar Sovyet KGB saflarında çalışan ve büyük tecrübe sahibi olan Haydar Aliyev, Ermeni teröristlerin tespitinin ve isimlerinin açıklığa kavuşturulmasının Azerbaycan için büyük önem taşıdığını çok iyi biliyordu. Bu bağlamda Azerbaycan Askeri Başsavcılığının kurulması aslında Ermenistan'ın savaş suçlarının soruşturulması ve Azerbaycan halkına karşı işlenen soykırım suçlarının hukuki bir değerlendirilmesinin yapılması açısından da önemli bir adım olmuştu. İlk başta bu suçlar ayrı ayrı ve parça parça araştırılmış ve Ermeniler tarafından işlenen bir takım soykırımlar yeterince açığa çıkarılmamıştır. Ancak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in 10 Şubat 2005 tarihli kararnamesiyle General Hanlar Veliyev'in Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcı Yardımcısı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Askeri Başsavcısı olarak atanmasıyla bu soykırım cinayetleri sistematik olarak araştırılmaya başlandı. İşte Ermenilerin Azerbaycan halkına karşı işlediği soykırım cinayetlerinin soruşturulmasında çok önemli ve kilit isimlerden biri hakkında konuşmak istiyorum bugün. Hanlar Veliyev Paşa'mız. 1991 yılında Karabağ'da başlayan askeri çatışmalar sivil Azerbaycanlılara yönelik katliamlarla sonuçlandı. O zaman Gazah ilçe savcısı olarak görev yapan Hanlar Veliyev, Banis Ayrım köyünde Ermeniler tarafından yapılan soykırımı bizzat araştırıyordu. Ermenilerin Azerbaycanlılara karşı yaptıkları bu vahşet aslında 2. Dünya Savaşı sırasında Alman faşistlerinin davranışlarından daha acımasızdı. Tüm bu olayların arka planında Azerbaycan hükümetinin o dönemdeki gönülsüz faaliyetleri sonucunda birbiri ardına topraklarımızı kaybettik. Binlerce yurdaşımız şehit oldu. 4000'e yakın vatandaşımız kayıplara karıştı. 1992'de Hocalı soykırımını yaşadık. Ermeniler bir günde 613 sivili öldürdü. Halkımız hala o trajedinin acısını hayatlarında yaşıyor. Bunu Ballıgaya katliamı, Karadağlı trajedisi, Bayanis Ayrım katliamı, Şuşa'nın aşağı köylerindeki katliamlar ve diğer vahşetler izledi. Ermeniler masum Azerbaycanlılara karşı bu vahşetleri işleyerek teröristliklerini bir kez daha göstermiştir. Bu suçların birçoğuna ilişkin materyaller arşivlerde tutulmaktaydı. General Hanlar Veliyev 2005'te konuyu Cumhuriyet Askeri Başsavcısı olarak gündeme getirerek Azerbaycan halkına karşı işlenen tüm savaş suçlarının toplanması ve tek bir ceza davasında soruşturma tedbirlerinin alınması için inisiyatif aldı ve aynı yıldan itibaren ön soruşturma Cumhuriyet Askeri Başsavcılığına, usul yönetimi ise Hanlar Paşa'mıza emanet edildi. Çünkü Ermeniler tarafından işlenen bir takım savaş suçlarının soruşturulmasına Hanlar Veliyev doğrudan katılmıştı ve belli bir soruşturma tecrübesine sahipti. Bir de Haydar Aliyev mektebini geçmişti ki bu da çok önemliydi. Bu ceza davasının ön soruşturmasının sürekli ve tutarlı talimatlar temelinde yürütülmesini sağlamak amacıyla bu tür davalara bakmak üzere 2012'de Cumhuriyet Askeri Başsavcılığı bünyesinde özel soruşturma şubesi kurulmuştu. Tüm bu suç davaları bir araya getirdikten sonra Cumhuriyet Askeri Başsavcılığı tarafından geniş bir soruşturma ve faaliyet planı hazırlandı. Azerbaycan halkına karşı işlenen savaş suçları ve barışa ve insanlığa karşı suçlar 7 yönde soruşturuldu. Azerbaycan halkına karşı soykırımlar, esir ve rehinelere karşı işkence, terör, devlete ve vatandaşlara zarar, çağdaş dönemde milli düşmanlık niyetiyle işlenen özellikle ciddi suçlar, toplu mezarlar ve mayınlar. Olayla ilgili 80 binden fazla soruşturma başlatıldığı, 60 bine yakın kişinin sorguya çekildiği, çok sayıda gerekli inceleme ve soruşturma faaliyeti gerçekleştirildiği belirtilmelidir. Soruşturma sırasında savaş suçu işleyen Ermeni asıllı kişilerin tutuklanması ve yargılanması için Interpol'e başvurulmuştu. Ama ne yazık ki uluslararası arenada var olan bu çifte standartlar bu kişilerin özgür kalmasına neden oldu. Ancak ilahi adalet er ya da geç zafer çaldı ve 29 Temmuz tarihinde Laçin koridorunda tutuklanan Ermeni terörist Vagif Khachaturyan'ın Bakü'ye getirilmesi ve mahkeme önüne çıkarılması uzun yıllar önce General Hanlar Veliyev'in ve Azerbaycan Askeri Başsavcılığının faaliyetinin boşuna gitmediğini bir kez daha göstermiş oldu. Eminim ki bu suçları işleyen diğer Ermeni teröristler de er ya da geç adalet önünde hesap vermek zorunda kalacaklardır. Evet, Ermenilerin Azerbaycan'a karşı işlediği soykırım cinayetlerinin soruşturulmasında kilit isim
Azərbaycanın askeri başsavcısı General Hanlar Veliyev. Kendisiylə birkaç kez bizzat tanışma və konuşma fırsatım oldu. Karşımda vatanını, milletini və devletini sevən bir general gördüm və yılların deneyimi. Sabırlı, azimli və kararlı bir Azərbaycan paşası. 2020 Qarabağ savaşından birkaç ay öncesiydi. Hanlar paşamızla yüz-yüzə konuşurken Azərbaycan halkına karşı soykırım yapmış ermənilərin 30 yıldır özgürcə dolaştığını və isimleri bilinməsinə və uluslararası düzeydə aranmalarına rağmen hala tutuklanmadıklarının nedenini sordum. General Hanla Veliyev'in çok sabırlı ve azimli bir şekilde cevap verdiğini iyi hatırlıyorum. Er ya da geç o Ermeni teröristler Azerbaycan devleti tarafından tutuklanacak ve hak ettikleri cezayı alacaklarını söyledi. Azerbaycan devletinin hiçbir şeyi unutmadığını ve kimsenin cezasız kalmayacağını söyledi. Hayatının son 30 yılını Ermeni terörüne karşı mücadeleye adamış generalın bu sözleri beni derinden etkiledi. Azerbaycan devletine, Azerbaycan ordusuna ve Cumhurbaşkanına güvenim arttı ve 29 Temmuz'da Ermeni terörist Vagif Xaçaturyan'ın Laçin koridorunda tutuklandığı haberini alınca Hanlar Paşamızın o sözleri aklıma geldi. Gerçekten bütün bu faaliyetler boşuna değildi. Çok yakın zamanda Serj Sarkisyanlar, Robert Kaçaryanlar, Zori Balayanlar ve elleri Azerbaycan halkının kanına bulanmış tüm Ermeni teröristler de tutuklanacak. Çok kısa bir zamanda 4000 kayıp Azerbaycan'ın akıbeti de belli olacak. Mezarları bulunup ailelerine teslim edilecek. Geçen yıl Hocavend ilçesine bağlı Edilli köyünde bir toplu mezar bulunduğunda Azerbaycan'ın askeri başsavcısıyla oraya ziyaret ettiğimi iyi hatırlıyorum. Oradan askeri başsavcılık çalışanlarının bulunan kemik kalıntılarını nasıl dikkatle incelediklerini ve soruşturma yürüttüklerini gördüm. General Hanlar Veliyev de çalışma sürecini bizzat yakından takip ediyordu ve uygun talimatları veriyordu. Ermenistan'ın son 30 yılda Azerbaycan'a karşı işlediği tüm suçlar, soykırımlar, katliamlar, mayınlar, toplu mezarlar, çevre terörü ve diğer suçlar tek tek soruşturuluyor ve sonunda uluslararası mahkemelere yasal bir yargı için başvurulacak. Ermenistan'ın hem uluslararası mahkemelerde hem de Tanrı'nın adaleti önünde hesap vereceğine gerçekten inanıyorum ben. İnşallah aziz şehitlerimizin ruhları bir nebzede olsa sevinecektir. İnanıyorum buna. Çünkü ben Azerbaycan devletine inanıyorum. Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'e inanıyorum. General Hanlar Veliyev gibi paşalarımıza inanıyorum. Evet değerli Ulusal Kanal izleyicileri, bugünkü Azerbaycan gündemini burada noktalamak istiyorum. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin ve yeni haftada yeniden Ulusal Kanal'da buluşuncaya dek efendim sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.